Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir yeni ekonomi planı daha açıkladı. Aslında bu planın ismi orta vadeli plandı. Şimdi biraz böyle cilalanarak artık adına yeni ekonomi planı deniyor. İkinci bir yeni ekonomi planı geldi ve önceki YEP'teki tahminlerin gerçekleşmediğini görüyoruz. Yeni YEP'teki tahminler gerçekleşecek mi? Akıllardaki soru bu. Değişim başlıyor diye açtı bu programı. Bu PowerPoint sunumunu aslında Berat Albayrak 3 ile 3 yıla ilişkin ekonomi tahminleri açıklandı ve dedi ki ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz ama ekonomide maalesef herhangi bir iyileşme görülmediği için vatandaşlara da bunun maalesef olumsuz yansıdığını görüyoruz. Şimdi ekonomist Veysel Ulusoy ile değerlendireceğiz yeni ekonomi planını, yeniden açıklanan yeni ekonomi planını. Veysel Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Berat Albayrak değişim başlıyor diye yeniden bir yeni ekonomi planı açıkladı. İşsizlik hedefinin önceki YEP'e göre yükseldiğini, büyüme hedefinin ise bayağı bir 4 kat neredeyse düştüğünü gözlemliyoruz. Siz ne gördünüz yeni ekonomi planında? Aslında bir anlamda söylenecek çok şey var ama büyük fotoğrafa baktığımızda söylenecek hiçbir şey yok. Tabii seyircilerin de kafası karıştı bu noktada ama yeni ekonomi programı olarak lanse edilen programın geçen yılki yeni programdan hiçbir farkı yok. Sadece sayılarda biraz oynama yapılmış. Temel olarak da bir modele dayanmayan, sadece işte beklentileri, yani karar vericilerin beklentilerini ortaya çıkaran bir şey. Birkaç noktayı isterseniz vurgulamak Buyurun. isterim. Özellikle Sayın Bakan sözlerine İşte Merkez Bankası'na yardımcı olacağız deyimiyle başladı. Pardon. Bu yardımcı olacağız fikri galiba hani Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tanıyacağız mı ya da bağımsızlığı konusunda hep beraber aynı yolda mı yürüyeceğiz? Onu pek anlamak mümkün değil ama yedek akçeyi, yaklaşık 46 milyar liralık yedek akçeyi hazineye ya da merkezi hükümete geçirdiğini düşünürsek Merkez Bankası kasasından yardımın sanki Merkez Bankası'ndan hükümete olduğunu görüyoruz. Diğer hedeflere baktığımızda aslında yeni bir şey yok. Fakat tezatlıklar o kadar fazla ki, örneğin milli gelirin dolar bazında büyümesine baktığımızda 2018'de kişi başına milli gelir 9,6 bin lira, ya daha doğrusu 9.600 lirayken 2022'de 10 bin lira, 10 bin dolar civarında olması bekleniyor. Yani kısacası hala biz o ünlü deyimle orta gelir tuzağında çıkacak duruma erişmeyeceğiz. Tabii burada doların da faizini hesaba katarsak reel olarak dolar bazında hiç büyümeyeceğiz anlamına gelir. Arkasından ilginç olan birkaç nokta var. Yine ben sayın seyircilerin anlayacağı dilde söylemek istiyorum. Özellikle çoğu kimsenin görmediği, Sayın Bakan da sunmadığı bir yurt içi tasarruf oranı var. Yani hane halkının tasarrufunun gayri safi milli hasılaya oranı yaklaşık %26'lardan %30'lara çıkacak diyor. Bu erişilmesi imkansız bir şey birkaç yılda. Yani zaten revize edilmiş sayılarıyla %11 olan bu oran şu anda %25'e dediğim gibi revizyonla getirildi. Bunun %30'lara çıkması, aynı zamanda yatırımların da %30'larda seyretmesi bize şu noktayı açıklıyor. Türkiye'deki tasarruflar yatırımları karşılıyor. Ben dışarıdan borç alma gereği duymayacağım. Bundan sonra da borçlanmayacağım anlamına geliyor. Toplam borcumuzun 450-460 milyar dolar olduğu fikriyle ve borç faizimizin de %1,5'lardan 7'lere çıktığı fikriyle ne kadar da büyüsek, yani bu yeni ekonomi programında %5'lerde, %6'larda ne kadar da büyüsek, biz el için, yani yabancı için çalışıp bütün artık değerlerimizi onlara aktaracağız anlamına geliyor. Yani şöyle baktığınızda sadece işte yüzümüzü gösterelim, revizyon yapalım, bir de hatırlatalım biz buradayız. Ekonomi yönetimi olarak da yeni sloganlarla seyircilerin karşısına çıkalım diye sözde söylenmiş bir şey. Son vurguyu da Sayın Bakan dikkat ederseniz işte Türkiye yeni bir ekonomik modele geçiyorla tamamladı. Ben inanın anlamadım. Yani bir ekonometrist olarak, bir istatistikçi olarak modelin ne olduğunu, bu sayıların modele dayalı olarak mı kurulduğunu ve benzeri inanın anlamadım. Yani bu kadar basit. Evet, ortada bir değişim göremediğinizi söylüyorsunuz. Peki bu planla ilgili vergilerin artacağı ve işçi haklarının budanacağı ile ilgili yorumlar da yapılıyor. Bunlara katılıyor musunuz?
Şöyle, dolaylı olarak oraya çıkan söylemler var. Dikkat ederseniz 2018'de yine herkesin atladığı bir kavram vardı. Geçen yıl bu programa başlarken bir sloganla ortaya çıktılar. Dediler ki dengelenme, disiplin ve değişim olacak bu programın ismi. İşte Sayın Bakan'ın bugünkü söylemlerinde dengelenmeyi biz açtık. Şu anda bunun ismini değişim koyuyoruz dedi ve disiplin kısmını atladı. Önemli bir atlayıştı bu. Zira bir önceki programda 60 milyar liralık bir kamu tasarrufundan bahsediyordu. Bunu herkes bir bakıma unuttu gitti. Yani kamuda tasarruf olacak ve 60 milyar lira bir tarafa konulacak. Böylece işte bu tasarruflarla yatırımlar oluşacak ve benzeriydi. Bu kapsamda disiplin sözünü bir kenara atarak değişime gitti. Yani en sonunda biz de kendi sloganımızı ortaya koyabiliriz. O da disiplinsiz bir değişim olacak bu. Yani bütçe açıklarındaki yükselişe bakarsanız ben muslukları kapatmayacağım devlet olarak. Devlet bankaları krediyle muslukları açacağım. Ve arkasından da piyasayı TL olarak pompalayacağım diyor. İkinci kavram sizin sorunuzun cevabı olarak karşımıza geliyor. Hatırlarsınız yine IMF geçen hafta fiyatlandırma konusunda, özellikle de ücret zamlarını fiyatlandırma konusunda enflasyona göre değil de beklenen ya da tahmin edilen enflasyona göre yapılması diye bir öneride bulunmuştu. Sayın Bakan onu çok hızlı bir şekilde geçti. Belki de kimsenin anlamaması için yapılan önemli bir yöntemdi. Biz dedi bundan sonraki fiyatlandırmaları, kamunun özellikle fiyatlandırmalarını beklenen enflasyona göre yapacağız dedi. Bu şu demektir, IMF'nin sözünü tutuyoruz, zımni bir anlaşmamız var. Reel ücretleri düşüreceğiz. Bir bakıma vergileri de tabana yayarak toplam olarak işçinin üzerinde bir takım tasarruflarda bulunacağız anlamına gelebiliyor bu cümle. Evet, bu söylediğiniz çok önemli. IMF'nin sözünü tuttuğu yönünde hareket edeceğini en azından beyan edip hızlıca bir bölümü geçtiğini söylüyorsunuz. Peki bu IMF tartışmalarına dair ne dersiniz? Şimdi bugün de CHP sözcüsü 11 gün kendileri IMF'yi yedirip içirdiler, bizim görüşmemizi problem ediyorlar diye konuştu. Özellikle AKP'den muhalefete yönelik eleştiri vardı IMF ile görüşmesine ilişkin. Siz ne diyorsunuz bu tartışmalara ilişkin? Aslında tabiri caizse bir kayıkçı tartışması bu. Yani o onu diyor, bu bunu diyor. İkisi de sonuçta bomboş tartışmalar silsilesine getiriyor bizi. Zira IMF'nin artık hem kredi açma hem de diğer finansal bağlamda ülkeleri yönlendirme fonksiyonu çok azaldı. Bu yaklaşık 10 yıldan beri öyle. Yani şöyle baktığınızda temel olarak hiçbir ülkenin IMF'ye borcu yok ve IMF'den de bir kredi talebi yok. Tabii yani acil bir kriz durumlarında muhakkak IMF'ye gidilebiliyor. Fakat borç yapısına baktığınızda biz en son IMF ile anlaştığımızda 230 milyar dolar borcumuz vardı. IMF'den anlaşmasız, yani bir tabir caizse boşandıktan sonra IMF'den borçlanmadık da bir bakıma diğer özel bankalardan borçlandık ve üzerine bir o kadar daha koyduk. Yani 230 milyar dolar şu anda 460 milyar dolar oldu. Yani IMF'den borçlanmayıp diğerlerinden borçlanmanın da aynı mantığa, aynı kapıya geldiği söylenebilir. Yani IMF'nin şu noktada ister bir anlaşma olsun ister olmasın bir fonksiyonu yok üzerimizde. Zaten borcumuz borç. Ve önemli olan da yeniden yapılandırdığımız borçların maliyeti %1,5'lardan %7,5'lara geldi. Dolayısıyla IMF'yi konuşmanın da bir anlamı yok. IMF gelmiş, yıllık hani üye ülkelere yaptığı tarzda yeni raporunu açıklamış ve arkasından da bütün herkesle görüştüğü gibi, görüşeceği gibi muhalefetle de görüşüp gitmiş. Bunda yadırganacak bir şey yok. Ama şunu biliyoruz ki IMF ile anlaşmak iş gücü piyasasında, emek piyasasında daima emekçinin aleyhine sonuçlar doğurur. Ve dolayısıyla ne biz ne de aklı başına diğer ekonomistler bunu kabul edemez yani. Evet, IMF ile anlaşmak emekçinin aleyhine sonuçlar doğuracaktır diyorsunuz. Diğer taraftan şimdi ekonomik tabloya baktığımız zaman burada anlatılan yeni ekonomik planla ilgili herhangi bir değişik var olan ekonomik sistemin gidişatına dair var olan herhangi bir değişim sinyali göremediğinizi söylediniz. Aslında Berat Albayrak olumlu bir tablo çizmeye çalışıyor ama artık hani dalga geçilir düzeyde eleştirilir hale geldi. Sosyal medyada bunu özellikle görebiliyoruz. Ama bir yandan da bu vatandaşın cebine çok olumsuz bir şekilde yansıyor. Yani zamlar, işsizliğin artışı, enflasyonun durdurulamaması. Yani bu
ekonomik tablo nereye doğru gidecek? Yani bir çıkış görebiliyor musunuz siz örneğin? Şimdi şöyle, yani biz de sayısal verilere ama Türkiye'den sağlanmış verilere değil de normal OECD'den veya Dünya Bankası'ndan elde ettiğimiz verilere, doğal olarak kendi topladığımız verilere dayalı modeller yapıyoruz. En son örneğin şeye bakarsanız programın son sayfalarına 40-41'e orada bütün tablolar özetlenmiştir. Ben seyircilere kısaca açıklamak isterim. Burada verilen sayılar, örneğin büyüme sayıları, büyümenin malzemesi olan, faktörü olan ne istihdamı, ne yatırımları, ne teknolojiyi, ne de insan sermayesini destekler nitelikte. Yani bir yanda ücretleri kısıp vergileri artırmak, arkasından teknolojiyi konuşmak biraz tabii ekonomik bağlamda komik oluyor. Arkasından yatırımların %10, %20 düştüğü bir ülkede büyümeyi hemen sıfırdan %5'e yükseltmek zaten doğal olan rakamsal bir şey bu. Yani ben bir şey yapmayacağım, ekonomi kendi kendine düzelecek anlamındadır. Yani piyasadaki bu, daha doğrusu programdaki bu sayıları normal bir vatandaşımıza versek, yani sokakta simitçiye versek, simitçi yönetse aynı sayıları elde edebilecek niteliğe sahip olur ekonomimiz. Biz de buna literatürde doğal büyüme, doğal işsizlik veya doğal istihdam diyoruz. En önemli göstergelerden bir tanesi istihdam piyasasında. Yine hatırlayın, son 1-1,5 yıldan beri yaklaşık 2,5 milyon yeni istihdam yaratmak için sözde istihdam seferberliği başladı. Arkasından enflasyonla mücadele başladı. Geldiğimiz noktada son bir yılda istihdamda, bırakın 2,5 milyon artmayı, 1 milyon 3 bin kişinin azaldığını, yaklaşık 700 bin kişinin de istihdam piyasasında, iş gücü piyasasında küserek ne iş arar durumda ne de başka bir şey yapacak niteliğe geldiğini görüyoruz. Bu noktada geriye gitmek biraz zor. Yani hani negatif olmaz ama ileriye gitmek güzel bir programla, güzel bir yaklaşımla olur. Ama bu yeni ekonomik programa baktığımda adını program diyemiyorum, plan diyemiyorum. Sadece beklentiler, öngörüler, işte inşallah olurlar ve benzeri var. Bundan başka da bir şey göremiyorum ben. Peki, son olarak şunu soracağım. İyiye doğru bir yönelim yok diyorsunuz. İyi bir plan kurulması lazım diyorsunuz. Bu kurulması gereken planın içinde neler olabilir? Yani şimdi bugün baktığımızda işte dışarıdan yine Türkiye'nin et ithal edeceğine dönük haberleri görüyoruz. Veya işte kamuya ait işte varlık fonu yatırımlarının AKP'ye yakın şirketleri kurtarmak için kullanıldığını görüyoruz. Burada siz acil çözüm önlemi olarak bu iyi bir plan dediğinizin altını dolduracak olursak ne var bu iyi bir planın altında yapılması gereken? Şöyle diyelim, dikkat ederseniz son 3 yıldan beri biz kısa dönemli faktörlerle uğraşıyoruz. Enflasyonu düşürelim. Düşürmek için de tanzim mağazaları açalım. İşte para piyasasında şöyle yapalım, teşvikler yapalım ve benzeri. Şu gördüğümüz program, ki program diyemiyorum, ben sadece temenni diyorum. 2017'den beri söylenen orta vadeli programların aynı cümleleri, aynı şeyleri. Aslında bizim kısa dönemde hemen düze çıkacak yapıyı oluşturmak için en başta artık şu cümleleri kullanmamız lazım. Yapısal reformlara başlıyoruz. Bu yapısal reformların içinde şunlar var diye çok önerdik biz bunları. Bu söz bile inanın ekonomiyi U'dan yukarıya doğru dönüştürecek mekanizmayı sağlar. En azından beklentileri şey yapar. Ama Türkiye'nin acilden öte uzun dönemli planla, yine tabii ki günü acili kurtarmak önemli, uzun dönemli planla kararlı bir büyümeye erişmesi için programın yapılması lazım. Aslında biz bunu 11. kalkınma planında bekledik ama biliyorsunuz o da bir bakıma boş çıktı. Evet. Ekonomistlerin bütün konuştuklarının aslında ya da önerdikleri şeylerin altındaki yaklaşım insan sermayesi endeksini ya da yapısını yükseltmek, yatırımları teşvikle değil de tabana yayarak, yani bölgesel bağlamda düşünmek, sadece merkezi hükümetle değil yerel hükümetlere ya da hükümet diyorum yerel yönetimlere istihdam yaratıcı politikalar için önlerini açmak, yani merkeze bağlı olmadan ve 2016 seçimlerinden önce CHP'nin önerdiği o güzel yoğunlaşma, iş gücünde yoğunlaşma, üretimde yoğunlaşma ve lojistik destekli kalkınma planını hayata geçirmek lazım.
Bunu söylemek saatler alır ama o planı tekrar okumalarını tavsiye ediyorum karar vericilere. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet. Ekonomist Veysel Ulusoy'la konuştuk. Yeni ekonomi planına değişime dair bir şey göremediğini söylüyor Veysel Ulusoy. Aynı zamanda şöyle bir ifade de kullandı kendisi. Hani simitçi yönetse şu an ekonomiyi aynı sonuç olur. Çünkü planın kendisinde, programın kendisinde problem var. Yani burada uzun dönemli olarak iyi bir plan ortaya konulması lazım. Günü kurtarmak için bir plan uygulanmaması gerekiyor diyor. İş gücünde yoğunlaşma ve lojistik kalkınma planı, CHP'nin 2016 yılında önerdiği bu plana dönülüp bakılabileceği önerisinde bulunuyor. IMF tartışmalarına ilişkinde IMF AKP'nin IMF'ye verdiği sözü tuttuğunu, burada vergide bir artışa gidildiği ve işçi haklarının budandığı yönündeki yorumlara katıldığını ifade ediyor Veysel Ulusoy. Bu ekonomi tartışmaları çok önemli çünkü hepimizi derinden etkiliyor. Vatandaşın cebini direkt olarak etkileyen bir noktada duruyor. Bakalım, bu tartışmayı takip etmeye devam edeceğiz. Birazdan başka bağlantılarla yayınımız devam edecek.